yazsın. Vallahi da billahi de onu yazsın. Ya Çetin, Selen öldü. Gömdüler ya kızı. Peki nasıl oluyor? Ha? Bu onun yazısı. Nasıl oluyor? Bu küpeler ne peki? Ha? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Çok kötü şeyler olacak. Vallahi hissediyorum ha. Bayağı kötü şeyler olacak. Of. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız kızım? Bittik ya. Çetin'cim sakin olur musun biraz? Oğlum biz bu durumla ilk defa karşılaşmıyoruz ki. Ya belli ki Selen'i bilen biri bize şantaj yapacak. Şantaj falan değil kızım. Başka bir şey bu. Ya onun el yazısı diyorum sana. Ya Selen öldü. Birisi taklit etmiştir yazısını işte. Nasıl taklit edecek? Bu kalp muhabbetini bir tek biz yapıyorduk. Nereden biliyor bunu? Hadi bakalım. Başımıza gelenler ya Rabbim. Yüzünü gözünü ne hale getirmişler. Dur ben temizleyecek bir şeyler getireyim. Baba kim yaptı bunu sana? Baba söyle bak, polis arayacağım şimdi. Telaş etme, iyiyim ya kızım, tamam. Tefeci. Tefeci mi? Sen tefeciden para mı aldın? Allah belasını versin. Ama kızım bunlar bela adamlar, hiç uğraşmayalım. Bir iki güne kalmaz iyileşirim ben. Bunun hesabını verecekler. Taylan'ı görmeliydin. Kafası iyice karışmış. Nereye saldıracağını bilmiyor. Tabii Çiçek'in Asiye'nin çocuğu olmadığını öğrenince bayağı bir sarsılmış. Daha bir şey görmediler. Onları öyle bir hale sokacağım ki akılları başlarından gidecek. Zaten bir gün öğreneceklerdi. Ömür boyu böyle kalmayacağını ben de biliyordum. Sahte DNA raporu numarası iyi numara. Hakkını vermeliyim. Nasıl yani? Çiçek için sahte DNA raporu düzenleyip Asiye'ye yalan söylediğini. Ona Çiçek'i kızı diye yutturduğunu biliyorum. Anlaşılan senden bir şey saklayamayacağız ha ortak? Yoksa saklamayı mı düşünüyordun? Hayır da bunları da öğrenmem iyi oldu. Ben ortaklık ettiğim dostlarıma sonuna kadar güvenirim. Ama güven dediğimiz şey bilgiye dayanır. Bilmediğimiz şeylere güvenemeyiz. Kim olduğunu bulmamız lazım. Mine. Ay Mine yapar mı öyle şeyler? Mine'ye soralım diyorum. Biz gittikten sonra o kaldı ya. Biliyordur ne olduğunu. Gerçekten ölüp ölmediğini biliyordur yani. Öleceğim, dur kaç kere söyleyeceğim. Nereden biliyorsun? Biz gittikten sonra ne olduğunu nereden biliyorsun? Emin misin olduğunu? Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Konuşma o zaman. İyi tamam ya. Senin için rahat etsin. Gidelim soralım Mine'ye. Lütfen. Hesabı alabilir miyiz? O ne ya? Birlikte geçirdiğiniz son günleriniz, size bir şeyler ısmarlamak benim için zevkli sevgilim. Çetin ne yapıyorsun? Bana bak. Kim yazdı bunu? Kim gönderdi bunu? Bir hanım yazdı. Nerede? Çıktı. Çetin. Çetin. Nerede bu ya? Neredesin lan? Ha? Aşkım bir sakin ol ya, tamam? Bunlar daha iyi günleriniz. Siz daha hiçbir şey görmediniz. Çetin tamam aşkım, sakin. Bizimle oyun oynuyor. Bak görürsün, kesin bizi takip ediyor. Şu an şu bir yerlerden gözetliyor bizi. Bak görürsün. Yok, manyaklaştıracak bizi. Amacı o. Ama yemezler. Göreceğiz bakalım kim manyak, kim değil. Mine açmıyor telefonu. Mahalleye gidelim. Ya saçmalama Çetin. Kızın nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Ya ne olur eve gidelim. Çiçek de yalnız. Ha, bir de o var değil mi? O ne demek ya? Tamam ya, yalnız kalmasın diye. Neyse gidelim. Haklısın. Sür.
Yavaş yavaş koy. Ne oluyor ya? Öldürecekti bizi. Cephesini aldın mı? Hayır, dikkat edemedim. Manyağa bak ya. Ödüm koptu ha. Benim de vallahi.